Dolabımdaki fil. Bir gün kitap dolabımda küçük bir fille karşılaştım. "Hey!" dedim. "Sen de kimsin?" "Görmüyor musun? Ben bir filim. Adım da Django," dedi. Çok şaşırdım. "E ne arıyorsun sen orada?" dedim. "Şey," dedi. "Ben aslında şu mavi kapaklı kitaptaki ormanda yaşıyorum. Kitap bir ormanda geçenleri anlatıyor." Peki neden kitabın dışına çıktın dedim. Fil kitabın dışında ne arıyor? Neden çıkmış olabilir? Yürüyüşe çıkmıştım nasıl olduysa yolumu kaybedip kitabın dışına çıkmışım. Nasıl geri döneceğimi de bilmiyorum. Sanırım bir süre misafiriniz olmam gerekecek. Hmm, bunu anneme sormalıyım, dedim. Koşarak mutfağa gittim. Annem havuç doğuruyordu. Anne, dedim. Dolabımda fil besleyebilir miyim? Annesi bu soruya nasıl cevap vermiştir? Annem kocaman bir kahkaha attı. <laughs> tabii tabii. Ama söyle filine, sakın üstümüze basmasın dedi. Odama geri döndüm. Cango'ya annemin söylediğini tekrarladım. "Olur," dedi. "Benim geldiğim yerde kimse kimsenin üstüne basmaz zaten." Fil olmak için biraz küçüktü aslında. Ama daha büyük olsa mavi kapaklı kitaptaki ormana sığamazdı. Her şeyin bir sebebi vardı. Karnın aç mı?" diye sordum. Başını yukarıdan aşağıya doğru iki kere salladı. Bu evet demekti. Çocuk, karnı aç olan fili doyurmak için neler hazırlamış olabilir? Mutfaktan bir parça havuç, bir bardak da su getirdim. Önüne koydum. Havucu kütürdete kütürdete iştahla yedi. Hortumunu bardağın içine sokarak suyu içti. Karnı doymuştu. Oturdu. Arka sağ ayağını arka sol ayağının üstüne attı. Ön ayaklarını da göğsünde kavuşturdu. Sana bir şeyler çalmamı ister misin? dedi. Nasıl? dedim. Bak şöyle, dedi. Hortumunu bir trompet gibi kullanarak çalmaya başladı. Çok güzel çalıyordu. Cangonun keyfine diyecek yoktu. E tabii benim de. Mm. bana biraz ormanı anlatır mısın? dedim. Orman çok güzeldir. Sana ne söylesem eksik kalır. Ancak içinde yaşayarak tanıyabilirsin ormanı. Sustum. Ormanda yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüm. Senin de güzel bir evin var. Ayrıca havuca da bayıldım, dedi. Dünyada çok havuç yetişiyor, dedim. Hmm, bu harika, dedi. Daha birçok şey yetişiyor, dedim çocuk hangi besinleri sıralamıştır? Turplar, ıspanaklar, elmalar, muzlar, gofretler ve bisküviler. <laughs> Hepsi çok güzeldir. Annem güzel sesiyle bağırıp evin bütün köşelerine titreştirdiği zamana kadar eğlendik durduk. Şimdi gitmeliyim dedim. Dolabın kapağını açtım, içeri girdi sonra görüşürüz dedi fil. Dolabın kapağını kapattım. Ertesi sabah erkenden kalkıp dolabın başına gittiğimde Django'nun küçük bir notuyla karşılaştım. Şöyle diyordu. Sevgili arkadaşım, babam beni almaya geldi. Ormana dönüyorum. Eğer kitaba sığabilseydin seni de yanımıza alacaktık. Ama bu mümkün değil. Umarım seni ziyarete gelebilirim. Çünkü seni de havuçları da çok özleyeceğim. Django Gökhan Özcan